Evet, Didim Akbük'teyiz. Didim Akbük'teyiz. Terasta ve ortak katta. Biraz da kısmen bahçede net deniz manzaralı, fiyatı 10 milyon 250 bin Türk lirası olan bir villa tanıtmaya çalışacağız. 10 milyon 250 bin Türk lirası. Arsası 453 metrekare, yeni 01 ev. 5 artı 1 bir evdir. 2 odası ebeveyn banyolu, 3 odası normal oda, zemin katta da bir oda var. Tekrar özetleyeyim. Zemin katta salon, açık mutfak bu önde. Arkada bir oda var. Üst katta 3 oda, odanın biri ebeveyn banyolu ve bir banyo var. En üst katta bir oda daha var, ebeveyn banyolu ve mükemmel deniz manzaralı bir terası var. Manzarası hiç kapanmıyor. 453 metre arsalı, taş duvarlarla güzel sanatkarlar yapmış taş duvarları. Çimleri otomatik sulama sistemiyle sulanıyor, nemleniyor. Zeytin ağaçları var. Limon çamları var, otopark var, denize yürüme mesafesinde. Bir parantez daha açayım. Söz konusu evimizin sahibi sezon bitince buraya havuz yapacak. Ben de dedim ki çekeyim, çekme dedi. Havuz yapacağım ama havuzun maliyetini fiyata yansıtacağım. Ben de dedim ki o zaman alan şimdi alsın, havuzu kendisi yapsın. Sen havuzu 5'e yapsan belki 10 istersin. Valla de öyle. O yüzden fırsattır bence şimdi alsanız. Havuzu kendiniz yapsanız daha mantıklı. Ev 10 milyon 250 bin Türk lirası dedik. Şimdi benim de üstüme vazife bunu söylemek. Şimdi gittik o tarafta. Evin garajını gösterelim. Evin garajını gösterelim. Ondan sonra evin dört tarafında bahçeyi özetleyelim. Sonra salondan, malondan, sonra deniz manzarasını terastan göstereceğiz. Öyle devam edeceğiz. Şimdi ben bazen diyorum ya, kardeşim hiçbir şey ucuz değil. Geçen yıl biz kıyameti kopardık. Ondan önceki yıl, ondan önceki yıl. Hatta 2000 yılında hayat hep pahalı. O yüzden alan kazanır. Yani ya 3 kuruş fazla verirsin ya az. İhtiyacın varsa al. Ekspertiz yapabilirsin. Sağa sola danışabilirsin. Seçenekler arasında yapabilirsin. Bu ev iyidir ya da değildir. Ama kendine bir yer alırsan ticarettir bu. Ve evin bu tarafından taş duvarları da böyle ön plana çıkarıyoruz. Hep taş duvar diyorum çünkü o taş duvarlar evden güzel sanki. Bahçe keza öyle. Evin girişi burada. Klima üniteleri hep bu çatının üstünde toplanıyor. Yani binanın dış cephesinde kirlilik yok. Şimdi evin arkasına geldik. Evin en geniş tarlası bu tarafta. O evde satılmış. Burada bir ev tanıtmıştık. 11 milyon satılmış arkadaşlar. Evet, satılmış. Ve bazen biz de diyelim dün akşam veya bir hafta önce tanıttığımız ev, bir bakıyorsun ev satıldı gitti. İşte bak, pahalı dediğimiz ev 11 milyona satılmış. Ve arkadaşlar bu da evin tekrar bahçesi, ağaçları, maaşları gösterdik. Evlerin en güzeli sizin olsun derken burası da salonla mutfağın önündeki teras. Şimdi aslında bura mutfak ayrı yapılabilir mi? Yapılır. O tercihiniz de var. Ve aslında salonu daha büyük yapıp o odayı da salon içine katar mısınız? Katarsınız. Ancak insanların %80'inin beklentisi zemin kata bir oda olsun diye. Bu camlar da yandan açılıyor. Binanın dış cephesinde estetiklik olsun diye. Şimdi ne yaptık? Şimdi evimize merhaba ev, bismillah ev, bismillah ev dedik. Ve merhaba evimize geldik. Merhaba. Evet. Şimdi selam verdik evimize. Besmele ile çıktım yola, selam verdim sağa sola dedik. Merhaba ev. Vestiyerimiz burada. Ha, bu kapı da var. Kalorifer tesisatının altyapısı var ısınma anlamında. Klima da var. Kalorifer tesisatının altyapısı da var. Ha, burası da salon. Yani dilerseniz klima takarsınız. Dilerseniz ısı pompası takarsınız. Buralarda doğal gaz yok. Efendime söyleyeyim, denize de yürüme mesafesinde demeye getirdim. Çimler de biraz sulanmış, ayaklarımız böyle, ayakkabıları yıkadık yine kirlendi. Evet, çimleri kesmeleri lazım. Ha, salonumuz bu. Asma tavanlarda gördüğünüz klimanın yerleri burada. Kalorifer tesisatının altyapısı var dedik. Efendime söyleyeyim, geldik yol aldık. Burası buzdolabı. Buzdolabımız bu. 10 milyon 250 bin Türk lirası. Burası bulaşık makinesi, evye, ocak, üstüne damlama tasarısı var. Bunlar mermer olabilir miydi? Son yıllarda birçok yerde bu ağaçlar oluyor. Bunlar herhalde suya mı dayanıklı? Neyse. Bu da böyle. Bu arkada oda var. Bir de merdiven altında bir ayak yolu var. Odayı gösterelim. Bu da odamız arkadaşlar. Oda 1. Bunun üst katında 3 oda var. En üstte de bir oda var. Yani buradan oda 1'den başladık. Şimdi
Burada bir ayak yolu var, bir ayak yolu var. Aha, bir ayak yolu var. Bu da lazım olur. Koridorda, salonda, mutfakta kimseyi rahatsız etmiyor. Ondan sonra zemin üstü birinci kata çıkalım. Birden gaza bastık, çıktık. Çıktık ya ilahi ya Rabbi, ne sıcak var ya. Öldük bir sıcaktan. Ve zemin üstü birinci kat burası. Sonra aha, burası da banyo. Taşlar üç çeşit taş kullanılmış. Bunlar bordurdur. Bunlar klasik granit. Duşa kabinimiz, Hilton dolap, kapılar lake kapı. Bu da genel banyo. Geldik ebeveyn banyolu oda. Ve bu genel olarak ikinci oda oluyor. Bu da ikinci oda arkadaşlar. İkinci odamız da bu. İkinci odamız bu. İkinci oda da bu. Banyoyu göstereceğiz, odanın içindeki banyoyu. Ama bu bir balkona çıkıyor. Balkondan deniz manzarasında gösterelim. Ama yukarıda enfes, harikulade, mükemmel bir teras var arkadaşlar. Deniz manzaralı. Oradan da seyreylersiniz alemi, seyreylersiniz. İkinci odayı gösterme çabasındayız. Evet. Dediğim gibi havuz yapılırsa fiyat değişir. Ondan sonra ne oldu diyeceğiz ama olan olur. Bu da odanın içindeki banyo. Odanın içindeki banyomuz da bu. Ha, bu da banyo. Burayı da gösterdik. Sonra neyleyim sen yoksan eğer yazı kışı baharı. Sonra üçüncü odayı gösteriyoruz. Bu da etti. Üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Ve üçüncü oda az önce gösterdiğimiz balkona ortak bir daha. Bu balkondan zaten deniz manzarası vardı. Ben buradan çıkacağım. Evet, üçüncü odayı gösterdik. Evet, evet, evet. Ben de böyle sabırsızım. Hemen diyorum her şey bir saniyede olsun. Geldik dördüncü oda. Yürek klima üniteleri dışarıdaydı. Klimanın kendileri burada, altyapıları. Taşları görüyorsunuz. 453 metre arsa. Denize mesafesini yukarıdan tahmin edersiniz. Görürsünüz. Şimdi göstereceğim. Yani denize 1 kilometre olsun, 2 olsun. Yerinde gel gör. Bazen hani ben derim ki denize 500. Bir defa adam 100 alır der ki sen niye öyle dedin? O zaman gel gör, ben ne bileyim. Gösteriyoruz biz size. Geldik. Şimdi oradan bir çık. Bu müştemilatı odaya çevirmişler. Orijinal hali. Çatı çelik çatıyla çözülmüş. Çatı çelik çatı ile çözülmüş. Sandviç panel var üstünde. Dilerseniz buraya yüklük bir şeyler atarsınız. Geniş kalabalık aileler için altı küçük bodrum, bahçesi geniş, güzel bir evden bahsediyoruz. Evet, bu da ikinci ebeveyn banyolu oda. Şimdi çıkacağız. Kalktık göç eyledik avşar elleri. O köşeden vur denize, böyle yavaş yavaş oku. Denizi yavaş yavaş oku. Hoho. Etrafı göstereceğiz size biraz da denizi. Böyle denize doğru yol al. Evet. Alın size, denize gidiyoruz. Su ne kadar kutsaldır ya. Su gibi, su medeniyettir. Su kutsaldır. İşte alın size deniz arkadaşlar. Denizimiz de bu. Bu sol tarafa böyle dağları göster. Dağlara çık İrem. Atmosfer, oksijen, her şey gayet güzel. Ha, burası da güzel bir terasımız var arkadaşlar. Terasımız da bu. Bu da teras. Buraya bir mutfak tasarısı var. Mutfağımız burada. Efendime söyleyeyim, televizyon koyabiliriz buraya. Aha. Üstüne dilersek bir şapka da yaparız. Evimiz bu arkadaşlar. Daha ne diyebilirim? 10 milyon 250 bin Türk lirası bu evin fiyatı. Saygılarımla iyi günler diliyorum.